Şimdi kısa bir bilgi videosu çekmek istiyorum. Hayatımda ilk defa Amerika'ya geldim. Yani öyle Amerika'da tam Amerika yani. Öyle Florida, New York falan değil. Direkt yani batı kıyısına geldim Almanya'dan. Burası Los Angeles'in Long Beach denilen yeri. Falan aldığınız zaman acayip ucuza bilet bulabiliyorsunuz. Mesela ben gidiş dönüş 302 euro'ya aldım. Yani tamam biraz aktarmalı oldu. 3 defa aktarma oldu. 3 defa aktarma bir Almanya'dan İngiltere'ye, Londra'ya. Londra'dan Amerika, Dallas şehrine. Oradan da bir aktarma daha Los Angeles. Toplam 24 saat, 26 saat falan sürdü yolculuk. Dikkatimi çeken konular Amerika havayollarıyla geldim ben. Çok kontrol vardı yani. Çok kontrol ediyorlar. Gerçekten yani böyle board kartlarına bakıyorlar, pasaportlarına bakıyorlar. Havayolu şirketleri soruyor. Mesela nereye gidiyorsunuz, ne yapıyorsunuz, niye gidiyorsunuz, ne kadar paranız var falan filan. Yani bayağı kontrol üzerine korku, adamlarda bayağı bir korku var. Hani işlerini garantiye almak istiyorlar herhalde, tahmin ediyorum. Hani senin uçağa binip de uçağı kaçırmayacağını falan garantiye almak istiyorlar. Başka ne dikkatimi çekti? Amerika havayollarının çalışanları çok yaşlı. Zenciler, menciler vardı. Çok zenci bayanlar falan vardı. Yaşlı insanlar yani. Hiç öyle ben o kadar yaşlı hostesler falan görmedim. İlk defa bu havayolu şirketine gördüm. Bayağı ilginçti. Dev gibi bir uçakla geldik. Yani bayağı da sürüyor zaten. İngiltere'den Dallas'a gelmek 10 saat falan geçti. 10 saat ortalama sürdü. Dev gibi uçak. Her türlü yiyecek içecek servis devamlı gidip geliyorlar falan filan. Ama tabii koltukları dar. Ekonomik uçtuğum için bayağı bir dar, bayağı bir problem yani. Ama rahat. Rahattı. Bayağı bir dardı ama rahattı. Neyse toplam 24 saat, 26 saat arası bir yolculuk yaptım. Biraz jet lag dedikleri olayı oldum. Hala da var. Gece mesela erkenden uykum geliyor. Sabah körüne uyanıyorum dinç olarak. Ama o normal herhalde. Yani jet lag denilen olay. Bayağı pahalı bir yer. Gerçekten pahalı bir yer Amerika. Bilmiyorum burası mı pahalı? Duyduğuma göre bu Los Angeles, Kaliforniya eyaleti Amerika'nın en pahalı eyaletiymiş. Hakikaten de pahalı. Yani geceleme de pahalı, yiyecek içecek de pahalı. Her şey pahalı. Ama yani gelmeyecek, yapılmayacak bir şey de değil. Değdi mi? Değdi. Mesela şu anda Almanya olsun, Türkiye olsun birinci ay soğuk. Kar var, soğuk var. Burada 20 derece, 22 derece. Çok güzel hava. Bahar yani. Resmen bahar. Tropikal iklim mi burası bilmiyorum, emin değilim ama bayağı güneyde galiba. O yüzden bayağı güzel. Ondan sonra size bilgi olarak başka ne verebilirim? Benim Amerika'ya giriş pasaport kontrolümü Dallas'ta yaptılar. APC denilen bir makineler var. Bu makinelerde siz bilgilerinizi veriyorsunuz. Makine size soru soruyor. Ne için geldin? Nereye gidiyorsun? falan gibi. Ondan sonra bir kağıt çıkar. Fotoğrafını çekiyor. El izlerini, parmak izlerini falan alıyor. Ondan sonra sana bir kağıt çıkarıp veriyor. Sonra kağıtla gidiyorsun memura. Memur tekrar aynı soruları soruyor sana. Niye geldin? Ne için geldin? Ne kadar param var? Tabi adamlarda acayip bir bıkkınlık gördüm ben. Bıkkınlık, bezginlik gördüm. Herhalde bıkmışlar günde belki 100 defa aynı, belki 500 defa aynı soru sormaya. Neyse Amerika'ya giriş yaptık. Arkasından da tabi başka terminale geçtim. Ha terminal demişken şunu da belirteyim. Mesela Londra olsun, Dallas olsun böyle bir uçaktan bir uçağa geçmek bayağı büyük bir problem. Ya şöyle bir problem, öyle yürüyerek gidemiyorsunuz. Arada otobüsler çalışıyor. Skylink denen otobüsleri var. Direkt otobanın havanın içinde biniyorsun, başka bir terminale götürüyor sizi. Bir de Londra'da dışarıda çalışan otobüsleri var. Önce bir Skylink denilen otobüs, metro diyelim, ona biniyorsunuz, ona iniyorsunuz, otobüse biniyorsunuz, sizi bir dahaki terminale götürüyor. Yani insan orada biraz şaşırabilir. Bir şaşırma olayı olabilir ama insanlar yardımcı oluyor. Herkesi sorabiliyorsun. Çatpatla İngilizcem varsa yardımcı oluyorlar. Gösteriyorlar nereden gideceksin, nereye gideceksin, aşağı ineceksin, yukarı çıkacaksın falan. O bayağı bir ilginçti. Yani ben hayatımda hiç öyle ilginç bir uçak değiştirmedim yani. Ben otelde kalmıyorum. Airbnb'nin içinde de ucuzu pahalısı var ama genelde bu Kaliforniya'da yani bu Los Angeles'takileri pahalı. Pahalıydı. Yani bir odanın gecelik fiyatı 40 dolara falan geliyor. Öyle ahım şahımda bir şey değil yani.
Yani bir adam bir evini otele çevirmiş diyeyim. O da her odasını kiralıyor. Böyle kod veriyor. Kod, kapında kodu giriyorsun, kapı açılıyor falan filan. Yiyecek içeceğinin olayına gelince her yer market, her yer restoran dolu. Zaten fast food'un ülkesine geldik. Her yer fast foodcu var zaten. Ucuz değiller ya. Ben ucuz görmedim. Yani bir KFC'ye gittik. Küçük bir şey aldık. $30 verdik mesela. O kadar ucuz gelmedi bana. Ama bir denemekte fayda var yani. Değişiklik olsun diye. Ondan sonra burada zenci çok. Meksikalı çok. Onlar dikkatimi çekti. Her yerde Meksikan restoranı falan var. Daha denemedik. Bir deneyeceğiz bakalım nasıl bunların yemekleri. Caddeler çok geniş. Trafik çok düzenli. Hani neredeyse Almanya'dan bile daha düzenli diyebilirim trafiğe. Yayaya karşı acayip anormal, aşırı derecede bir dikkat ediyorlar. Başlarına geldiyse bilmiyorum. Çok dikkat ediyorlar yani. Ayağını attığın an hemen lap diye duruyorlar. Senin geçmeni bekliyor. Adam bir kilometre, ben daha gelmemişim yola. Benim gelmemi bekliyor. Ne gereği var? Geç gitti mi? Yok. İlla ben geçeceğim yani. O sana geçecek. Niye bunları böyle korkutmuşlar bilmiyorum. Herhalde çok ceza yemişlerdir tahmin ediyorum. Yollar çok geniş. Bir gidiş 4 kat, 5 kat böyle yan yana 4 şerit, 5 şerit yollar falan var. Arabaları biliyorsunuz, park yerlerini falan biliyorsunuz. Zaten her taraf çok geniş. İşte böyle. İşte al sana Amerika yani. Ama dikkatimi çeken bir şey de var. Buradaki hayat tüketim üzerine kurulmuş. Yani tüketim çok önemli burada. Yani sanki insanlar tek bir yaşam amaçları var, tüketim. Yani değişik. Bol bol ot içiyorlar. Burada ot içmek galiba serbestmiş duyduğuma göre. Her yer leş gibi ot kokuyor. Ha, çok evsiz var. Her yerde evsizler yatıyor. Yolun kenarında hep evsiz insanlar, evsiz barksız insanlar yaşıyorlar. O insanı şaşırtıyor yani bu kadar evsiz barksız insanın olması. Ondan sonra dikkatimi çeken başka bir şey. Biz genelde metroyla gezdik, otobüsle gezdik. Sidik kokuyor. Sidik kokuyorlar. Her yeri eşlemişler mi, yapmışlar. Halbuki tuvalette falan beleş burada. Yani tuvalette bol miktarda var ve para mara da almıyorlar. Su pahalı. En küçük su $1 gördüğüm kadarıyla. Ama çeşme suları içiliyor. İçme şeyi de yapmışlar. Böyle basıyorsun düğmeye, su çıkıyor, içebiliyorsun. Bardaksız falan. Dikkatimi çeken şeyler bunlar oldu. Tabii biz buranın yerlisi olmadığımız için inceliklerini bilmiyoruz. Ama ha, bir de sigaraya karşı acayip aşırı derecede antipatileri var. Yani insan sigara içmeye korkuyor burada. Yani ellerinden gelse dövecekler neredeyse. Ot içmek serbest, ot içmek problem değil. Leş gibi de ot kokuyor, sorun değil. Ama sigara, sigaranın vatanı burası yani benim bildiğim. Eskiden sigara reklamlarında hep Amerikalı kovboyları gördük. Onlara özenirdik. Şimdi tam tersi yani. Acayip anti radikal sigara içmeyen olmuştur. Buranın marinasını da gördük. Birkaç tane de katamaran gördüm. Fena değil. Bakalım ileriki zamanlarda daha değişik yerlere gitmeyi düşünüyoruz. Düşünüyorum. Bakacağız. Neler var neler yok. Burası bayağı turistik bir yer. Çok turist var burada tahmin ediyorum. Hepsi dünyanın her tarafından gelmişler. Çinlisi, Hindistanlısı, bilmem nesi. Ama yani kimse kimseyi rahatsız etmiyor öyle. Sana saldırmıyorlar. Ama bir bakıyorsun Tibet'ten gelmiş bir rahip anında çıkartıp sana bir şey satmaya da çalışabiliyor. Dün de mesela Hollywood'a gittik. Orada da bayağı CD satmak isteyenler vardı. Orası değişik bir yer. Buraya gelince tabii öyle yerde gidip görmek lazım diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar.